bir davamız yok. Biz Avrupa'yı taktik bandı değil. Eğlenmek istiyorum. Ben muhatap olmak istiyorum. Bunlar Sefihane taklit edenler. İttiba değil. Belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Onun safına geçiyor. Gelin, o tarafa gelin ki kapı şartlısınlar. Nasıl safına geçiyor? Bir yer hatırıma geldi şimdi. Çok ilginç buluruz herhalde deprem maddesinde. Bak, bir de bu cümleyi kitap okuyanlar bu noktada baksın. Diyor ki deprem meselesi çoğu insanların hatalarından geliyormuş. Vaat mesela tartılıyor. İyi insanlar, kötü insanlar. Kötüler galip gelince Allah'ın gayretullahına dokunuyor, tarumar ediyor. Hemen bazı soru geliyor şimdi. Vallahi çoğu değil ya, çok az ya. Böyle çok az insan var. Yani zahirde gözüktüğü gibi değil. Sual, üçüncü sual, 172 sözler. Bazı eşhasın atasından gelen, yani onu bozmayı yapanlar da komite, ergenokon, başka kon, bir sürü konular var yani. Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Ekonomik krizde böyle düşünün. Afat'ta böyle düşün, yoklukta böyle düşünün, depremi de böyle düşünün. Yani birkaç kişinin veya bir komitenin yaptığı bu hatasından, zarardan bu musibet niye umumi oldu? O kadar masum insanlar vardı, çocuklar da öldü. Hayvanlar da öldü. Ne suçu vardı? Ne kadar garip soru değil mi? El cevap. Umumi bir musibet, eğer bir musibet umumi yak ediyorsa, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, eğer her tarafı kuşatan bir şeyse veya bir şehirse, o şehrin umumisini ihata etmiş o yanlışlık. Bak, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ama öyle gözükmüyor ya tesettürlü. Namaza gidiyor adam. Namaza gidiyor. Neredeydi? Hangi suredeydi? Eraytellezide miydi? Feveylül lil musalli. Yazıklar olsun namaz kılanlara. Yazıklar olsun. Allah Resulü'nün bir hadisi var. Kişinin namazı sizi aldatmasın. Öyle aldanmayın kardeşim sakala. Cübbeye falan benim buna aldanmayın. Yaptıklarıma, konuştuklarıma bakın. Öyle teneke var ki vurdukça iyi ses çıkıyor. İçin boş ya. Nasıl oluyor biliyor musun? Zahirde dindar, dini dar. Dindar, dini dar. Kendi bir dini var. Allah'ın dinine tabi değil, kendi bir dini var. Kafasına bir tasarladığı bir din var. Ne yapıyorlarmış biliyor musun bu? Eksernasın, yani o şehrin veya o toplumun çoğu insanların o zalim eşhasın harekatını, o zalim eşhasın televizyonla, medya ile harekatını fiilen yapıyor. Bir kısım insanlar öyle. Fiilen aynısını yapıyor. Mesela kurbanda feveran edenler, hayvan katliamı yapan diyenler, aşağılıklar gidip kaz ördeği keserler, çam keserler şimdi. Ve hiç diğer günlerde sormaz sorgulamaz kuzu etini yer. Yılbaşında bir dünya hindi katlediyorlar şimdi. Onlar hayvan değil. Ağaç da katlediyorlar. He? Ağaç da katlediyorlar. Yani o da hayvan değil. Peki diğer günlerde yediğin etler nereden geliyordu? Gökten mi geliyordu? Vatan hainleri. Din düşmanları. Bak ama bazı saftirik Müslümanlar onların hareketini şimdi taklit ediyor. Şuursuz. Bir kısım en zirve Müslüman namı altında olanlar diyor usta. Müslüman namı altında olanlar.